Siz daha çoluk çocuktunuz, daha bebek olarak geziyordunuz. Biz o zaman sadece solcu davalarındaydık. Soyuk soğana çevirdiler. Tuncelili, PKK'lı, Ermeniden olma birisinin arkasına takılıp gidiyor. İmamoğlu İstanbul'u mahv mı etmiş 2 yıl içerisinde? Be, öyle mi diyor? Mahvetti ülkeyi 20 yılda. Ya, HDP ile birlikte yürüyen CHP'ye laf söylemek lazım. Zam geldi biliyorsun. Evet. 2825 lira 90 kuruş oldu. Evet. Görüşünüzü alabilir miyiz? Yeterli mi? Ya şu anki şeyde yeterli değil. Evet. Karı koca çalışırsa, bir de babadan kalan evler olursa yeter. Farz edelim ki yok yani. Farz edelim yok değil. Şu anda maşallah herkes çift çalışıyor paşam. Evet. Benim şimdi kardeşim şurada öğretmen. Şu Doğan Bey Toki'de oturuyor. Evet. Karı koca çalışıyorlar. İki tane daireleri var, iki tane de arabaları var. Bizim evde 5 tane telefon var. 1, 2, 3, 4 hanım, kız, çoluk, çocuk hep biri. Şu anda kaliten arttı. Evet. Benim babamın yaşadığı, dedemin yaşadığı zamanlar yaşamıyoruz. Şimdi amca bilir mesela. Biz eski zamanlarda yaşamıyoruz. Gece kondularda yaşıyorduk her zaman. Dünyanın en iyi ekonomisi biziz abi. Dünyanın en iyi ekonomisi biziz. Yalan mı abi? Dünyanın en iyi ekonomisi olup olmadığını bilmem ama... Aa, haber şunu... ne çıktı abi? Herkesin bir Mercedes'i, bir at arabası, iki el arabası var. Şunu bilirim ki, siz daha çoluk çocuktunuz, daha bebek olarak geziyordunuz. Biz o zaman sadece solcu davalarındaydık. Sivaslar'da Ecevitler, Demireller vardı. O zaman biz benzin kuyruklarına, mazot kuyruklarına, sigara kuyruğu, hatta babamla sigara kuyruğuna girdiğimi bilirim yani. Abi doğru söylüyor. O günlerden bugünlere geldik. Amerika yani. Bize abi ambargo uygulamıştı. Evet. Gaz kuyruğuna girdik. Ama şimdi bize patates... Ambargosu uyguladılar, patates kuyruğuna girdi. Valla patates madede şu anda 1,5 lira ite döksen şeydir. Asıl bak, konu... Abi mutlu, mutlusun değil mi asıl, abi? Asıl konu HDP bak, ile birlikte yürüyen CHP'ye laf söylemek lazım. Çünkü... Abi, bütün suçlu Kılıçdaroğlu. Tuncelili, PKK'lı, Ermeniden olma birisinin arkasına takılıp gidiyor. Ve Atatürk de zamanında gidiyor. Onların üstlerine bomba yağdırıyor. Asıl abi, siz bir şey söyleyeyim mi? Merkez Bankası'nın 120 milyar dolarını Kılıçdaroğlu aldı abi. Söyle, anlat abi. SSK'daki bütün şeyleri 120 milyar doları aldı çekti. Abi. Evet. Ya SSK'yı bitiremeyen adam ne olacak? Batırdı 20 yılda, son 20 yılda. Tabii kardeşim, aynen doğru. Son 20 yılda. Son batırdı abi ülkeyi. Ben daha bir tane bir şeyin CHP tarafından konulduğunu, suyun fabrikanın bilmem ne bir şeyin açıldığını görmedim. Falan sattılar galiba CHP'ye. Abi limanları sattılar son 20 yılda ya. Sadece bol bol heykel yaparlar o kadar. Ya, Milli Piyango'yu... Hadıra dağlara dayanmak. Heykel yaparlar. Abi. Bizim Efe'ye borç vardı, abine Eco böyle duruyordu falan falan. Öyle diyor. Ama şimdi Efe'ye de borcumuz var. Ankara'da yok. Mesela Anka Park... Doğalgazın üstündeyiz abi, şu anda doğalgazlar... Abi Anka Parkı. Anka Parkı CHP yaptı, yazıklar olsun. Anka Parkı o yapmadı, yapmalar senden. Yok, iflas ettirdi abi. He, şu anda iflas ettirdi. Bir santim kar yağdı. 400 tane araç Ankara'da mahvolmuş. Abi, Antalya'da şu anda abi, da İstanbul'da da sular bütün kurumuş. Şu anda peki da su kesintisi yapmıyorlar. İki gün sonra ağlayacaklar. Fırtına çıktı yok, Antalya'da. Yok. CHP yaptı abi fırtınayı. Ya neyse abi, yok onu değil. Dinozorlar abi. Dinozorlar değerlendirseydi CHP mesela. Ankara'da dinozorlar var ya Anka Park'ta. Vallahi ne bilmem abi, neyi değerlendirse. Birini Bursa'ya gönderseydi. Abim ben 60 yaşına geldim. 60 yaşına geldim. Ben memlekette Atatürk'ümüzü ayrı tutalım, o ayrı. Cumhuriyetimizi kurmuş, ülkemizi kurmuş, onu hariç tutalım. Arka taraf gelenler hep seyrettim. Hiç ekmek yok abi. Ben paşam gibi her gün rakı içerim. Her gün içerim. Her gün paşamın izindeyim. Serbest abicim, herkes içebilir. Abi, ona bir şey değil. Rakı içerek ülke kurdular. Şimdi secdede ülkeyi satıyorlar ama olsun, biz rakı içiyoruz. Secdede ülke satılıyor falan filan yok abim. Yok. Babam dedem mi görmüştü böyle köprüler, yollar. Bütün suçlu Kılıçdaroğlu, Karslar, yazıklar olsun. Kars'a gidiyorduk. İki gün boyunca yapmadı. Tek şeritte gidiyorduk. Ben Ardahanlıyım paşa. Bak, biz o doğu yollarını abi, biliriz. Nilüfer'i pislik götürüyor. Hep CHP'nin suçu bu. Nilüfer'i pislik. Olmuş tabii. Her yer park rezidans, her yer. Nilüfer'i pislik götürüyor mu? Ne götürür bilmiyorum ama yalnız arkadaşları, yandaşları diyorlar trilyonlar götürüyor. Dayısı ne oldu? Bizim pazardaydı. Yazık bağırıp olsun. Duruyordu. Kılıçdaroğlu'na yazıklar olsun. Bütün imamları sattı 20 yılda. Son ya ne? Her şeyi sattı son 20 yılda. Vallahi. Fabrikaları da satmıştı galiba. Şeker fabrikalarını da sattı abi. Ya şeyi bak, bana bak. Azerbaycan'daki savaşta Ermenileri tutuyor, biliyor musun? Şeyde, Suriye'de de PYD'yi tutuyor. Bu CHP var ya. Kılıçdaroğlu PKK'yı tutuyor. İşte ne dedi abi? Diyor ya.
Onlar diyor devlet kuracak konuş, diyor, serbest korkma diyor. Korkma abi, bu Kılıçdaroğlu'ndan korkmayalım. Mahvetti ülkeyi 20 yılda. Ya da sen kazınmaza getirme sen bir şimdi bu. Bir gidelim bas. Beni hiç ilgilendirmiyor. O ne kendini bilir. Ya? Ama şu anda bizim değerli arkadaşlarımız vatanda kimler hayır getiriyor, kimler hayırsızlarla birlikte onları görmekle. Benim şehidimi, askerimi şehit eden adamla FETÖ'cüler. Şimdi de FETÖ'cüler nereye kırışlandı? Gittiler biliyor musun? CHP'de. CHP'nin filmini çektiler garip parken. Ondan sonra o filmle abi, onu başa getirdiler. Markette hep CHP'nin suçu. Anladın mı? O zaman abi CHP suçu kime atsın mesela? Şu anda mesela diyelim ki CHP geldik. CHP başkanından kurtulsun kardeşim. KCK, MCK bilmem ne. Bütün PKK'lılar şunlar bunlar. Hepsi oralarda bakan milletvekili olmuş abicim. İşleri zor yani onların. Abi son bir şey söyleyeceğim. Onların temizlenmesi lazım. Dayıcım seni sevdim. 500 milyar dolar borç aldı CHP son 20 yılda. O da almış. Yazıklar olsun. CHP'ni bilmem de. Dış borcumuzu patlattı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı aldı yani. Nereden aldı abi? Devlet şeyden aldı Avrupa'dan. Niye Türkiye'de yok muydu para? He? Para vermediler Türkiye'de. Ya abi Türkiye'deki paraları zaten adam iç etti ki hepsini. Kim itti abi? O içti, iç etti. Kim İmamoğlu. Kim paralarımızı geri ver. Bir dakika abi, kim iç etti abi? İmamoğlu İstanbul'u mahvu etmiş 2 yıl içerisinde. Be, öyle mi diyor? Bir dakika abi sen karışma. Şimdi abi, abi diyor ki İmamoğlu diyor İstanbul'u diyor paralarını yedi bitirdi diyor. Çok doğru söylemiş. Sonra çok doğru. Parayı da diyor dışarıdan aldı diyor. Tabii ki, tabii ki. İmamoğlu'nun icraatlarını her gün İstanbul halkı gayet iyi biliyorum. Biliyor, takip ediyor ya yaptığı hizmetleri. Telefon denen, teknoloji denen bir şey var. Artık köydeki vatandaş da kimin ne yaptığını biliyor. Bu ülkeyi sömürenleri de biliyor. Gasp edenleri de biliyor. Çeteleri de biliyor. Hiç hikaye okumaya gerek yok. Türkiye'yi 5 tane çete soygun haline getirdiler. Soyuk soğana çevirdiler. Bu insanlar markete giriyor. Ağlayarak çıkıyor. Bu garip gruba markete giriyor, ağlayarak çıkıyor. Çantasını, filesini nasıl dolduruyor? Bu garip gruba çok iyi biliyor. Ama yarın sandık konduğunda bu sefer dersini verecek bu dar gelirli yoksul insanlar. Yani bu ülkeyi Kılıçdaroğlu da yönetmedi 20 yıldır. Bu iktidar yönetti. Kılıçdaroğlu'cu falan da değilim. Ben ülkücüyüm. Milliyetçiyim, vatanseverim. Kılıçdaroğlu'cu falan da değilim. O Bahçeli'ye çok şey söylenecek sözler var ama benim terbiyem müsaade etmez. Benim terbiyem müsaade etmiyor. Ben vatanseverim, ben milliyetçiyim. Ben vatanımı seviyorum. En tepedeki de olsa bu ülkeye 1 lira zarar verdiyse şu kursağından geçirtmesin. Abla sana kızdı galiba. Kızabilir. Çünkü onlara, iktidara öyle cahil zümreler gerekiyor. Cahil zümrelerden oy topluyorlar. Gerçek milliyet vatanseverlerden oy alamıyorlar. Böyle 100 lira nafakaya, 100 lira kömür torba parasına, kömür parasına öyle topluyorlar ve iktidarı da öyle götürüyorlar bu memlekette. Ama asgari ücret 2825 lira. Ben size asgari ücreti de geçelim. Ben şurada Ahmet Paşa'da bir ay önce dükkan kapattım. Niye kapattım? Beşli çeteden bir tanesi Limak Enerji. Her ay benim bir kasap dükkanı ya. 2 milyar lira elektrik geliyor. 2 milyar lira. Bak kapattım. Kirası, stopajı, elektriği, vergisi, suyu. Ben çoluğuma çocuğuma aş götüremedim, ekmek götüremedim. En sonunda kapattım gittim, şimdi kafamı dinliyorum. Evet. Bu ülke bu hale getirildi. İnşallah sandıkta hesabı sorulacak. İnşallah. Yani teşekkürler abi, sağ ol. Çok teşekkür ederim. Kusura bakmayın, biraz hararetli konuştum ama. Evet abla. Ben yeni geldim, anlamadım. Asgari ücret 2825 lira oldu abla. Sizce yeterli mi? Vallahi harcamasını bilene yeterli. Niye yeterli yetmesin? Yani. Yeterli tabii. Ne güzel. Neydi? Bayramda 1000 lira veriyor. Kurbanda 1000 lira veriyor. Evet. Bu AKP'ye kızanlar biz sizeni sevmiyoruz. 1000 lirayı geri verin. Geri alın diyorlar mı? Yiyorlar ama. Parayı AKP mi veriyor? Yani devlet ne o AKP'nin şeyiyle, kanunuyla çıktığını düşünüyor. Bütün işler durdu. İnsanlar işe gidemiyor. Dolayısıyla şey yapamıyor ya. Türkiye'nin ekonomisi mesela Avrupa'dan daha iyi deniliyor. Evet, öyle deniyor. Almanya'dan da daha iyi deniliyor. Biz birinciyiz abla dünyada. Biz
birinciyiz. Nasıl, iyi mi kötü mü birincisi? Dünyanın en iyisiyiz. Valla bence de iyi diye düşünüyorum. Değil mi? Valla çok yerli memnunum ben. Yerli helikopter, yerli miyip, milli piyango hepsi var. 10 sene çocuk bulamadım. 10 sene tedaviye gittik. 3 ay, 6 ay sonra sıralar verdiler. Şimdi hastaneye gittiğinde kan tahlili ultrason da olsa anında alabiliyor. AK Parti buldu yani çocuğu. Ablacığım. Hayır, AK Parti yani gününde şey yapıyorlar şimdi. Anladım. Eskisi gibi anladım. Değil demek istiyorum. Yani eskisi gibi değil derken demek ki diğer şeyler. Evet. Hangi ülkenin vatandaşı koronavirüste yardımcı oldu? Hangi ülkenin? Yani, hiç kimsenin değil mi? Herkese para verdi. En iyi ekonomisi. Sen kaç para aldın? Biz olmasaydık devlete yardımcı olamazdık. Doğru mu ablacığım? Bence valla ben çok memnunum. Öyle değil mi ablacığım? Ben valla bilmiyorum. Geçen ay 2200 falan aldım ama geçen ayki maaşım da bankada. Demek ki yeterli ki alamamışım. Bu ayki bugün almam gerekiyor, onu da almadım. Demek ki yetebiliyor. Daha iyiyiz. En iyi durumda biziz şu anda. Bence de öyle. En iyi durumda biziz. Seni elektrik, gönülden destekliyorum ablacığım. Abla bütün limanları sattı CHP. Son 20 yılda. Vallahi bilmiyorum sattı. Ben CHP'yi bilmiyorum. Daha eskilerden büyüklerimiz anlattığıyla biliyorum ben. İstanbul'u batırdı abla CHP ya. Ya bilemiyorum, onu artık bir şey demiyorum. Ondan da ben AK Parti için konuşamıyorum. Yani ben memnunum.